çıkış makinesinde bebekler için üretilmiş bir tane 6-12 yaş tişörtüne nakış yapıyoruz. Bu nakış ufak olduğu için kasnağa germek zordu. Bir terleme dikişiyle kasnağı tutturduk. Ancak önü arkasına çevrilmediği için ve bu duasız sistem olduğu için böyle bir boru sistemi tasarladım ben. Daha doğrusu aklıma geldi. Altına girmesin bu kumaş. İğnenin sağına soluna vurmasın diye. Şöyle boru sistemini iki tane mandal taktım buraya. Bunları da makinenin şu arkasına bantladım. Bu parçalar iğnenin altına gelmesin diye bu şekilde. Boru sistemiyle normal desenini işleyebiliyorsunuz. Bu da pay olduğu için istediği kadar sağa sola gitsin. Buradaki paydan rahat rahat çalışabiliyor makine. Böyle bir şey geldi aklıma. Belki birinin işini görür, faydalıdır diye. Böyle bir gösterelim dedim. Çok maliyetli bir şey değil. Ha, bunlar çok amatör derseniz bunların ucuna böyle mıknatıslar var. İki tane mıknatıs, üç tane mıknatısı böyle malzemelere koyup mıknatısla da tutturabilirsiniz bunları buraya. Sürekli aynı şeyi yapıyorsanız daha kalıcı, bantlamak yerine buralara mıknatıs tutturarak o mıknatıslara da üzerinden koyarak mıknatısla da sabitleyebilirsiniz ama aklıma şu an bu geldiği için ben bunu yaptım. Kumaşın iğnenin altına kaçması, işte arka yüzün ön yüzünden farklı olması, altına kaçması gibi şeylerin önüne geçmek için gayet güzel. Durduğumuz sistemi takip ederek desenin yüzünün genişlenmesini sağladık. Desen işlenmeye devam ediyor. İlerledikçe şimdi bir katmanı yapıyoruz. Sen artık çıktı meydana. En son halimiz de bu şekilde. Siz de normal ufak malzemeleri, bebek şapkalarını, ufak dikili kıyafetleri bu şekilde gerilmiş bir kasnağa gerilmiş bir tela üzerine tutturarak nakışlayabilirsiniz. Biraz emek, bolca sevgi ve nakış makinesi deseni.com. Neden onu diyorum? Çünkü bu polar olduğu için kayma yapıyor sağa sola. Bunun önüne geçmek için bazı teknikler var. Onları uygulamanız gerekiyor yapacağınız desene. Herkes kendine iyi baksın. Zaten nakışı yapmıştık. Yazı işi de Mustafa Kemal. Atay Özel tişört. Bitti bitiyor. Evet gençler, yazımızı da yazdık. Burası Taşay Makina. Bu saatten sonra yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Bilmem anlatabiliyor muyum?